Herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Yeni bir Farming Simulator videosuyla karşınızdayız. Ne haber, nasılsınız? İnşallah keyfiniz yerindedir. Arkadaşlar kusura bakmayın, sesim biraz kötü. Yayınlarda bayağı bir yorulduk. Bu aralar uzun yayın yaptık. Barış Ağam'la birlikteyiz. Barış Ağam hoş geldin. Hoş buldum. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Şimdi arkadaşlar, sürpriz traktörümüz TT 55-65 aldık pardon. Teutsumuzu da değiştirdik. 5110G aldık, haberiniz olsun. Bunların linklerini Discord'dan alabilirsiniz. Bu arada Discord'da 10.000 kişiyi geçtik. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Barış Ağam, bu konudaki düşüncelerin nedir? Bence büyük bir başarı. Bence de. Kısa zamanda, daha biz Mayıs ayında Discord'daki ilk senemizi dolduracağız. Evet. Ama bir yıl olmadan güzel bir başarı. Yaklaşık 9 ayda 10.000'i tamamladık. O kadar kişi boşuna orada durmuyor. Aynen boşuna öyle. Boşuna oraya gelmedi. Açıklamalardaki gelen linkten karşılığını aldı. Discord'a gelin dostlar. Şimdi bu arada arkadaşlar, bize o hops denen bitkiyi kenevir dediniz. Bizi kandırdınız. Kenevir değilmiş o. Neydi la o? Dur bak, bir saniye dostlar. Bakacağım. Şuradan hemen bulayım. Bakın. Neymiş? Hops, neymiş hops? Şuradan bir arkadaşımız Discord'dan verdi. Şerbetçi otuymuş arkadaşlar. Bu arada lavantayı da haset ediyormuş bu. Şöyle devam edelim. 694 bin lira olarak geri paramızı ayarladık. Şu makineyi, aparatı kiraladık arkadaşlar. Kirasıyla birlikte paramız 560 bin lira kaldı. Şimdi Barış, sen bir TT'yi mi alıyorsun, Deus mu alıyorsun, ne alıyorsan al. Ben de bir çerdever aldım. O tarlayı haset edelim hadi. Edelim, direkt başlayalım. Çok bekledik. Aynen öyle. Bu arada oyun sesini kısacağım. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Desteğinize en çok ihtiyacımız olduğu dönemdeyiz. %40 mı zaten ya? Hadi gidelim. Ne aldın? Deus? Normal remorklar oluyor mu acaba? Olur. İnşallah olur. Hadi gidelim. Biz oraya gidene kadar videoyu beğendin, yorumladın ve abone oldun kankam. Hadi geliyor mu peşimden? Geliyorum. Daha sonra şey yapalım Barış'a. Bununla olacak mı? Ha, ağız var değil mi? Aldım, kiraladım ben o ağzı. Daha sonra 4 tane inek satalım. Hayvanlarımız çok ahır çok dolu, tıklım tıklım. Hayvanlarımızı doyuralım. Buğdayımızı bir kontrol edelim, ne durumda? Buğdayımıza bakalım. Gerekirse orayı da bir balyeleyelim. Duruma göre hareket edeceğiz ya, bakalım. Düzeleceğiz be Barış. İnşallah. Bu arada bazı arkadaşlarımızın yorumlarını görüyoruz. Gayretlerini görüyorum yorumlarda. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Yani onlarca yorum atıyorlar her videoya. Çok sağ olsunlar. Onlara buradan teşekkür etmek istiyorum. Topluca yani birkaç kişi var. İsimlerini şimdi tek tek aklıma gelmedi. Adamsınız adam. Çokça yorum yapıyorlar değil mi? Destek yorumu atıyorlar. Çok sağ olsunlar. Instagram'a da aynı şekilde yorumlar geliyor. Çok teşekkür ederiz. Anam, yanlışlıkla tuşa bastım, dur. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Destek olan, yanımızda olan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Bak, Ereğli'den çıkış tabelası var burada, gördün mü? Mavi. Evet. İlerideki tarlaya gideceğiz. Geri dönerken buğday tarlasına bakalım. Ne var ne yok, olmuş mu? Olduysa orayı da hasatlayalım. Olmadıysa şu yonca ektiğimiz yere bir patlatma sürelim. Patlatalım o tarlayı. Olur. Buradan böyle gelecektik, tamam. Şuradan şöyle. Arkadaşlar videolarımız işte güzel bir tepki ve destek görene kadar 3 günde bir gelmeye devam edecek. Daha sonra tepkiler güzelleşirse arkadaşlar, izlenmeler, işte yorumlar, abonelikler arttıkça 2 günde bir de çekeriz. Daha sonra duruma göre günlük de yapabiliriz. Ama şu an bir süre 3 günde bir devam edelim diyoruz. Şöyle gel. Buradan dönüyoruz böyle. İç kameradan kullanmaya. Aa, ben niye süremiyorum ya? Tabii ne olacaktı? 6 saat yayın yaptıktan sonra bileğim şaştı biraz. Barış Ağam diyoruz var. Bayağı uzun bir yayın oldu. Evet. Dün 8 saat yaptık. Bugün 6 saat yaptık. Sağ olsunlar. Salmadılar bizi. İnşallah toparlayacağız. Yaz dönemine doğru biraz daha iyi gideriz gibi düşünüyoruz ama kışa iyi oluruz dedik. Aynen. Kışın yazdan kötü, bahar işte kıştan kötü. Nasıl olacak bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Biz arkadaşlar hep kış gelsin düzeleceğiz dedik. Kış gelsin. Kış gelince hepten gittik. Olsun be. İyiyiz. Bugünler hamdolsun. Ben çok merak ediyorum bir de, biliyor musun Barış? Her yokuşun bir de inişi vardır. Yapacak bir şey yok. Tabii ki de öyle. Ben niye merak ediyorum biliyor musun? Bu arkadaşımız sağ olsun, çok teşekkür ediyoruz ona tekrardan. Bu mod linkini bulmuş. Bize FS üyeleri link kanalından atmış. Allah razı olsun. Denemedim ama. Yapacak bir şey yok. Deneriz. Eğer olmazsa başka bir iş yaparız yani. Burası mıydı ya? Yok, bir ilerisi. Bura emez. Sağ tarafın değil mi? İlerisi. Şurası. Hadi bismillah. Ya Allah, bismillah, Allahu Ekber diyoruz. Eğer yapmazsa bizim içerideveriyle alakalı. Aa, yapıyor. Yapıyor mu? Hele şükür. Vallahi yapıyor. O arkadaşımıza buradan tekrardan teşekkür ediyoruz. Allah'ım kat kat razı olsun. Adamsın. Ama tabii şey bırakmıyor. Saman bırakıyor mu? Saman yerini etkinleştir dedin. Ha, bu ürün için etkin değil diyor. Toz olarak gidiyor mu? Barış, bu Holtz'u direkt satalım. Ya bakalım.
Bak az döküyor bu da. Ne kadar para yapacak acaba? Mikrofonunu bir açsana. Niye sesim gelmiyor mu? Ha şimdi daha iyi geliyor. Az önce az geliyordu. Şimdi daha iyi. Benim internet bağlantım kötü o yüzden. Ha anladım. Pingin var mı? Pingin fazla olmuyor da bağlantım kötü. Az önce 50 megabaytlık şeyi 5 dakika döndü. Allah Allah. Önümüzdeki sezon şey yapalım mı? Havuç ekelim mi bir tarlaya? Havuç deneriz. Ama yine büyük bir tarlaya lavanta ekeceğimizi söylemiştik. Güzel para verdi. Şerbetçi otuymuş arkadaşlar bu arada. Tekrardan hatırlatayım. Çok da güzel ha. Niye uzaktan sarı görünüyor? Allah Allah. Şöyle gel. Buradaki buğday kadar verecek ama ben sana söyleyeyim hasadı. İnşallah. Şu anda %36'sı doldu. Güzel güzel. Ne kadar verirse o kadar kar arkadaşlar. Kaç para yaptığını bilmiyoruz. Bakacağım şunu. Hatta şöyle mi yapsak? Pingin nasıl senin? Şu an iyi gibi. Güzel. Ben bu turu tamamlayayım. Sen biçmeye devam et. Turu tamamladıktan sonra ben bir piyasa araştırması yapayım. Bakayım kim kaç paradan alıyor. Ona bir bakalım. Arkadaşlar da görsün bu arada bir yandan. Sen de o ara burayı hasatlarsın. 6 metrelik bıçağından kiraladık. Bir tane de 10 küsür metre vardı yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar. Bu arada lavantayı da biçer dövelle hasat edebiliyoruz. Onun ekipmanı da var aynı mod içerisinde. Bu nedenle lavanta makinesinin kirasını arkadaşlar bozalım ki bir daha para ödemeyelim. Hadi bismillah. Sadece ekipman kiralayarak daha ucuza elde ederiz. Barış Eray ona para ödeyeceğiz. Kesinlikle. Hop geldi. %70'i doldu. Güzel. Buradan sana bir şey söyleyeyim mi? Bir remork. Abi şu anda 5 ton var. Ben bunun bir deposunu doldurayım öyle devam etsen ya. Tamam doldu. Çünkü ben piyasa araştırması bekliyorum. Yapıp satışa gideceğim hemen. Tamam. Remork küçük almışsın. Bayağı veriyordu. Devam edelim abi. Şöyle. Şu anda 5 küsür ton oldu. 6 ton olacak. Sen de o arada bitirip içeride öyle eve getirirsin. Olur mu? Deposunda kalır zaten. Taburuya gelmem ben. Tamam. Getiririm onu. Önemli değil. Basit. %90 hemen hallederim. Bana doğru gel biraz. %90 oldu çünkü. Barış'la oyun oynamayı özledim arkadaşlar. Sadece videolara gelebiliyor yoğunluktan. Yayına gelemiyor. Ama önümüzdeki sezon bak bu da güzel para getirirse Barış. Biçer döveri değiştirelim. Kendinden terazili bir laver de alalım diyorum. Hani YouTube'da oynamadık o biçer döverle. Kendini teraziye alıyor ya biçer döver. Tamam. Doldu mu? Doldu. İn. Dur ben şöyle yapayım. Gel abi. Ver gel. Heh çok güzel. Döküyor. Tamam. Güzel güzel. Şimdi piyasaya bakalım arkadaşlar. Ne var ne yok. Hobbs'u bulalım. Hobbs nerede Hobbs? Hobbs nerede Hobbs? Hobbs'a geldik. Aa, çok kötü. Rengine bak la. Çok kötü. 23 bin lira veriyor. Buğdaydan pahalı da 23 bin TL veriyor Barış. Ne yapalım biliyor musun? Tamam. Devam et sen. Ben bir eve gideyim. Tek seferde remork dolmadı daha tam. Şu TT ile ben bir tarlaya gideyim. Şöyle. Ön cama az bir şey aralayalım. Ben bir buğday tarlasına bakıp geleyim Barış. Tamam. Evden iki remork alır gideriz. Hadi buraya bir kere gelirim ya. Tamam. Birazını remorka boşalt. Çünkü çok fazla para yapmayacak. Tek turda gideyim Barış onu satmaya ben. 23 bin lira yapıyor tonuna. Bir tonda 23 milyar. 8 tonda. Çok. Güzel bir para yapmadı ben sana diyeyim. Gerçekten kötü oldu arkadaşlar. Hani bir 50 bin lira falan yapsaydı en azından. Çok güzel olurdu ama. Ya şu TT55'in tatlılığına bak. Yiyeceğim ben bu traktörü. TT65 bu arada. Bu dolmadı diye götürmedin değil mi? Evet. Dolmadı diye almadım onu. Ben bir buğdaya bakacağım. Eğer hops yapmayız bir daha Barış. Onun ekipmanını bozalım. İade edelim. Bunun yerine bolca şey yaparız. Lavanta yaparız ki paramız çok olsun. Aynen öyle. Biraz araçları büyütelim. Tallalar satın alalım. Daha doğrusu direkt önce tarla satın alalım. Ondan sonra ben diyorum şey ki yaparız. Bu bölümde küçük tarlaları satalım. En küçükleri. Paramızın yettiğince bir tane tarla alalım. O büyük tarla alalım. O tarlaya da komple lavanta ekelim. Diğerlerine de havuç falan ekelim. Olur mantıklı neyse onu yapalım. Başka türlü ilerleyemeyeceğiz arkadaşlar. Küçük tarladan ne bekliyoruz ki? Buğday olmamış bu mı daha? Bu şeyimiz de vardı bizim şey vardı ya ormanımız vardı. O ormanı da kış gelmeden halledelim. Böyle arman sonu. Yani Temmuz ayında gibi Temmuz Ağustos gibi halledelim. Orayı da tarlaya dönüştürelim. Oo, bari buğdayın verim bonusu %98 ama olmamış da. Olmaması normal. Ben eve gideyim, TT'yi eve bırakayım geri. Şunun arka kapısının camını kapatalım da arkadaşlar şey yapmasın, patlamasın. Şimdi aynen ya bu bölümde tarla satıp tarla alalım. 4 tane de inek satalım Barış. Bir pick-up kiralayalım transit. 4 inek kaç para yapar ki acaba? Bakacağız. Hayvan satıcısını da bulacağız. İşler kesat arkadaşlar. Lavantadan güzel vurgun vurduk ama hops. Yani şerbetçi otu hayal kırıklığına uğrattı bizi. Ve benim biçer döverin yakıt azalıyor, alarm verdi. Yetmez yeter mi? Yeter herhalde bu. Yeter.
Tamam, eve gelince... Bir umuyorum, şey var ya, yakıt bidonu var ya, yakıt bidonu göstergesinin şeyinde. Tamam. Az üstünde. O yeter. Eve gelirken petrolden depoyu full onun ya. Bir daha uğraşmayalım. Bu traktörü almaya gelmeyecek mi? Ben geleceğim. TT'yi eve bırakayım da. Buğdaya baktım, gidiyorum eve geri. Maalesef ya, bütün planlarım alt üst oldu şu an. Ben bir yüksek bir traktör almayı düşünüyordum yani, yalan yok. Güzel ya, bir sıkıntı şey. Yok. Bir dahaki hasat döneminde alırız. Bu serimizi biraz uzun tutacaktık ya zaten. Evet. Bir dahaki hasat döneminde bol bol lavanta ekelim. Lavanta bize en büyük karı getirecek. Şu an hayvancılıktan daha önemli yani. Hayvanları azaltsak da olur, azaltmak da olur. 4 tane inek satalım ya. Hayvanlar üreyemiyor. Doldurayım onu. Doldur buna da eve gidelim peş peşe. Yüzde kaçı dolu onun? %79. O zaman hepsini almaz. Kaç var onda? Kaç ton var? %84. Dolu 5400, yani 5500 oluyor. Ha, eve gidince şey yapalım. Neyse, birazını boşaltalım, bunun yakıtı az ya. Aynen, fazla ağırlık yapmasın, yakmasın. Bak, bu tarlayı satalım bari, bu tarla küçük. Yo, bu tarla kalsın. Evin yanındaki küçük tarlayı satalım ilerideki. Ben biliyorum nereyi satacağımızı. Yukarıda vardı ya ilk lavanta tarlası. Aynen, tarla dur küçük. Bak, hatta satıyorum. Onun bir arkasında vardı bir tane de soğan tarlası. Aynen öyle, bak. Bak, o ikisini şimdi de satarım. Evin yanındakini satıyorum, tamam mı? Dur. Sattım. Şu iki küçük tamam, tarlayı da satacağım. Oldu. Ben gidiyorum, sen gelirsin. Tamam. Sat abi. Şunu da sat. Ya benim var ya, bir şu iç kameraya geçince abi, bir FPS düşüyor ya. Bende de oluyor biliyor musun? Modlarla alakalı büyük ihtimalle ya. Çok fazla mod var ya. Ben mesela seni silip de benim silmediklerim var. Onlar da Instagram videosu falan çekiyorum ya. O yüzden silmedim. Şimdi... Çok fazla. Aynen, çok fazla mod. Harita modlarını sil, kullanmadın. Haritalar çok fazla FPS düşürüyor, haberin olsun. Bildim çoğunu ya. Bak, bazıları da çalışmıyordu. Instagram'a attığım bir tane şey var. Onu sen indirdin herhalde. O, neydi? Stri, Ostri mi? Öyle bir şey, bir harita var. Brezilya topraklarına benziyor. Turuncu toprakları. Sen mi indirdin, ben mi indirdim acaba? Ben indirmiştim, benden almasındır. Sildim ben onu. Ya o çok güzel, benim hoşuma gitti o ya. Böyle hayvanların daha geniş alanı var. Böyle ağaçların ortasında. Ama toprak merak yapısını edenler Instagram'a bakabilir. Için. Abi şey videoları çekiyor mu? Bir şey olmuyor, sıkıntı olmuyor. Ben şey yapıyorum ya. Bak, 3 tane küçük tarla sattım var. 1 milyon liramız var. Biz orta boy tarlalardan bir tane satacağız, ben sana diyeyim. Instagram'a da şöyle videolar atıyorum. Mesela hasatlı biçtim. Onu işte balya yaptım. Daha doğrusu biçip süreye götürdüm. Balya yaptım. Hepsi farklı farklı bölüm bölüm oldu. O şekilde yapıyorum Instagram'a da. Daha güzel oluyor. Bir bölüm biçmek, sonra bir bölüm balyalamak gibi mi? Bir video. O her gün bir tane atıyorum onlardan. Bir video biçiyor. Ertesi gün işte balya yapıyorum. Ondan sonraki gün sürüyorum. Ondan sonraki gün işte peşine sen söyle düzlüyorum. Hani tarlayı düzleyip. Üçüncü gün, dört işte beşinci gün falan da ekiyorum yani. O şekilde seri seri gidiyor. Aynı haritada. Anladım. Güzel seriler oluyor yani. Oradaki videolar da güzel. Benim hoşuma tabii gidiyor. Tabii ki ya, Instagram'a bayağı yükleniyorsun ya, biliyorum. Görüyorum ben yani de. Bir ara vermesem çok iyiydi. Ara vermesem yani 300 bin, 400 bin izlenen videolar oluyordu. Atıyordum, attığım gün 30-40 bin. İşte ara verince evet, keşfet biraz yoruldu gibi. Düzelecek ama, toparlayacağız. İnşallah ya, o tabii o ara vermek bizim YouTube'u da etkiledi, TikTok'u da etkiledi. Evet, Discord. Olsun. Ya, hepsini etkiledi ama olsun. Düzeliriz. Toparlayacağız. Yani sıfırdan geldik buraya. Yani birazcık sarsılmaya da pes edecek değiliz. Buradan solduk değil mi? Ben evden bir dört tekerlekli remorku da takayım arkaya. Şey yapalım. Aa, balyeleri de satayım ben, onu da alayım. Sen şeyi yapamıyordun değil mi? Ekran kartından renk yapınca OBS'de gözükmüyor falan diyordun. Neyi? Ekran kartından renk ayar yapınca videosu aldığında gözükmüyor diyordun. OBS'de mi gözükmüyor diyordun? OBS'de gözükmüyor. Ekran videosu aldığımda gözüküyor. Hmm. Bence Reshade deneyebilirsin yani. Geçen de kurduk ama sen beğenmedin. Öyle hazır modlar değil. Kendin göz zevkine göre. Yani şu an benim görüntüyü görsen var ya, hayran kalırsın. Sendeki hazır Reshade at bana. Onu nasıl kopyalayacağız? Bilmiyorum ki. Bak, şu an bir de şeyleri kapattım. Hız göstergesiydi işte, ne bileyim, o simgeleri falan muazzam. Hop. Ya grafik modu yapmamı çok istiyorlar ya canlı yayında. Her şeyi yaptınız. Ya Allah razı olsun, hani çok grafik güzel övgüler alıyoruz. Çok güzel. Tek eksiğin grafik modu yapmadınız diyorlar. O yüzden hani. Grafik modlarından kastettiklerini söyleyeyim mi? Genelde bu Reshade'den bahsediliyor. Grafik modu dedikleri bu. Evet. O yüzden diyorum ya. Yeni serisi çıkmış Reshade'in.
güncelleme gelmiş. Ben 5.4.2'yi kullanıyorum herhalde. 5.6'sı mı ne? Şey diyeceğim, Reşahit'ten başka bir tane daha varmış. O daha iyi diyorlar. Ama kullanımı zor diyorlar. Bilmiyorum. Reşahit'e şey yapıyorum ben. Sen söyle. Bu hemen home tuşuna basıyorum. Evet. 10 numara ayarlıyorsun. Tamam. TS19'da çok daha güzel oluyor. Böyle ne bileyim renkler falan oturuyordu. Net oturuyordu. Bunda tam oturtamadım. 5.6'yı denemem lazım. Bunu kaldırıp deneyeyim onu bir ara. Tabii bu 5.4'teki ayarlarımı da resmini çekmem lazım. Aynısı yapmam lazım. Çünkü çok göz zevkime hitap ediyor şu an. Oha! Nereye gideceğim? Ben gidiyorum. Tamam. Ama Jondere ile gideceğim ya Barış. Bu biraz zayıf kaldı yükte. Ben Jondere'yi alayım da hızlıca gideyim geleyim. Bu bıçak duracak mı bizde? Yok yok, onun kirasını boz. Hops'u bir sezon falan yapmayız. Aha. Boşuna kira ödemeyelim herhalde. Bu lavanta da yapıyormuş ama lavanta makinesi yapacağımıza bunu alırız. Dur bakayım, o lavanta yapıyor mu? Aa yapıyor. Öyle yapıyor. Kalsın mı? Satın ya, alsak ya. Ya satın alırız, boz. Kirasını boz. Kaç para bu? Bilmiyorum, bakmadım. Bunu satın alalım. Çünkü çok fazla lavanta yapacağız. Haydi bismillah. Geldim. Şimdi ben Jondere 6130 R'la. Ben bunları satmaya gidiyorum Barış. Şimdi kirasını bozayım hemen. Tamam, onun kirasını boz. Bu ne çekim. Sana zahmet. İneklere yem var, su. Su versen ineklere. Hemen TT ile gideyim. TT ile mi gidiyorsun? Neyle istersen git. Ben şunları bir satayım. Bizim bir tarlada yapmamız gerekiyor. Aha, bunun sesi çok iyi lan. Mars sesi çok iyi TT'nin. TT mükemmel. Önce bir diit diit yapıyor. Aa, göstergesi falan da güzel. Onu çok seri. Hadi bismillah. Biz şimdi sularını verelim. Çok da bir para yapmayacak Barış. 12 çarpı 23 ne yapar? 10 ile çarparsam 100 yapar. Bana niye hesaplattırıyorsun lan? Normal satış. Normal satmayı satacağız da bizim bir tarla daha satmamız lazım. Ayçiçeği hasadı yaptıktan sonra o ayçiçeği tarlasını da satalım. Abi tarla alamayacağız ya. Şu yanımıza da şey yapacaktık, unutmayalım. Şu mısır sılaj yaptığımız tarla var ya, oraya sera kuracak. O anam, orayı sattım da evin arkası bizimmiş ya. Nasıl, sen sattın evin mı? Evin yanında orayı? Bir tarla daha varmış. Evet, onu sattım. Evin yanındaki arkasındaki tarla bizim mi? Oraya hasat edilecek yer var bak. Hayda. Bizim gösteriyor. Peki satmasan iyiydi. Bir baksana bir. Evin arkası dediğin yer, burası bizim değildir herhalde ya. Bu arı gibi bir şeyler var oğlum. Samanlığın olduğu yer taraf. Samanlığın küçük arkası. Ya bu küçük tarla satılır mı ya? Buraya sera kuracaktık. Unuttum ya. Baksana bir. Dur, bak. Şurada buğday var, oraya mı diyorsun ya? Evet. Evet evet, buğday var. Biçelim burayı. Başla biçmeye, geliyorum ben. Hayvanlara su getirecektim lan. Önce ineklere ben, su. Ben su alayım, sen o işe sat, hemen gel. Geliyorum ben. Hemen hasatlayalım orayı. Küçük kimin? Allah'tan Jondere'yi aldım ha. Rampayı zor çıktı Jondere. 130 beygirlik Jondere. Hadi oğlum. Oha, bir tane ahşap ev yıkılmış lan burada. Fırtınada mı yıkıldı? Ne oldu? Çökmüş. Şimdi ağaçlar nasıl kapıldı? Çok hızlı gidiyorum. Çok hızlı gidiyorum. İnşallah devrilmem. Abi rampaya bak. Bu nasıl bir rampa? Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu harita canlı yayında acayip sarar ha. Rölantizi de güzel lan. Neyi? TT hoşuma gitti benim. Evet, TT mükemmel. TT50, TT55 ve TT65 serisi. Mod linkleri Discord'da. Discord'dan indirin arkadaşlarım. Çok beğeneceksiniz eminim yani. Benim hoşuma gitti. Zaten çoğu indirdi ya. İlk 8 tonu satıyorum. Discord'da olmayan ya da haber olmayan arkadaşlar olur. Bir de muhakkak Discord'u indirin arkadaşlar. Çok yazan oluyor. Link istiyorlar o yorumlardan. Bilmiyorum, sen görüyor musun onu da? Tabii. Mümkün değil. Mümkün değil yani bizim oralardan link vermemiz. Çünkü yani ihlal diyoruz. Sıkıntı. Kanal için sıkıntı. 186 bin lira yaptı İklemork. Tamam. Discord ücretsiz. Çok kullanışlı ve sürekli oradayız. Bizi de oradan bulabilirsiniz. Çok rahat ulaşabilirsiniz. 93 bin lira da o. 176. Aa, 276. 277 de 280 bin lira ortalama. Ana bu kim lan? 280 bin lira Barış. Var ya, Allah'tan değmez. Su yakın ki. Aklında bulunsun. Hemen bizim burada yakınımızda bir küçük bir dere var. Oradan alabiliyorsun suyu. Dibimizde mi? Hemen dibimizde ya. Tamam. Şu sılaj yaptığımız tarla var ya, seni sattığın. Evet. O tarlanın hemen yanında küçük bir su birikintisi var. Şey diyeceğim. Bu arada Allah, rampaya bak. Rampaya bak. Boş remorku zor götürüyor. Şey diyeceğim. 4 tane inek satalım Barış. Az önce satmadım oğlum. Daha satmadım ben. Gitmedim. Geliyorum. Aa, o evin yanındaki tarlaya hasatlayalım da. Dayının birinin tarlasını bir pati çektim, mahvoldum. Suyu verdin mi sen? İkinciye geldim, üçüncüye gideceğim. Oha! Hep mi bitmiş lan? Aa! Arkadaşlar, seslenmeyi unuttuk yine. Buraya kadar izleyen abilerim, kardeşlerim. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza hala abone değilseniz
abone olmayı unutmayın lütfen. Çektin o beğeni like butonuna da. Çok teşekkür ederim. Bu arada şey var ya, boşluk verdik. Yani 3 günde bir atıyoruz ya artık videoları. Evet. Bu aralıkta da bir FS20 çekelim yani. Bu ara bu boşluklarda olur. FS20 gameplayleri çekelim. Aha bir daha gidiyorum ben. Olur. Hiç su kalmamış. Ve kesinlikle FS23 geldiğinde onunla ilgili hem desteklerimiz gelecek hem de seri şeklinde gameplay gelecek. Bir multi olsa var ya, tadında mıyım biz ha? İşte ya. Zannetmiyorum multi yapacaklarını. Çünkü Selamünaleyküm. FS20'de işlerine gelmez. Ya 2020 senesinde, 2019'un sonunda çıkmış oluyor FS22. Şey pardon 20. Adamlar yıllardır, yani 3 sene, 4, 3,5 sene oldu. Hiçbir şey yapmadılar ya FS20'ye. Tamamen desteksiz, küçük küçük güncellemeler. İnşallah FS23 sürekli desteklerle gelir. Şimdi arkadaşlar pick-up'ımızı alıyoruz. Pick-up'ımızla kiralayacağım ben pick-up'ı Barış bu arada. Satın almayacağım. 4 tane inek satacağım. Eğer ki olur da şey olursa ne diyecektim. Çok para verirse bir 4 inek daha satarım Barış. 30 bin liraya pick-up kiraladım. Kaç ineğimiz var toplam? İnek kaç ineğimiz var? 15. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ağam oradan çekilebilir misin? İleriden boşaltsana. İnek yükleyeceğim ben oraya. Anam ne yaptım lan? Kim? Anam niye 53 olmuş pick-up'ın plakası? Gel 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 gel. Gel abi gel gel gel. Oo! Açalım bunu. Bu arada FS23'ün görsellerini merak edenler Instagram'a bakabilir arkadaşlar ve bir de Reels atmıştım. Reels videosundan da izleyebilirsiniz. Efsane yani. FS22'ye çok benziyor. Şimdi mobil oyun ama çok kişiye yeni telefon aldıracak bir oyun. Barış 4 tane ineği yükledim. Aha. Köpeğe mama versene sana zahmet. Dur önce şunu fark edeyim mi? Hadi gidelim. Hayvan satıcısı nerede? Oo pink girdi pink. Aha burada hayvan satıcısı. Niye işaretlemiyor bunu? Hayvan satıcısı yeri işaretle. Hadi gidelim. Ben gidiyorum ağam. Ağır ağır. Tamam hadi. Sen içeride öyle buğdaya başla. Tamam. İnek güzel para yaparsa 4 tane daha satarım. Haberin olsun. Oğlum bütün malları satacağım adam. Ya para lazım da. Neredeydi la? Ha önümde. Aa yakın. Çok iyi. Oh. Arkadaşlar pick-up'la inek taşımayan da ne bileyim. Ben kendine çiftçiyim demesin. 600 bin lira bu pick-up. İlerleyen dönemde satın alırız arkadaşlar çiftliğimize. Bundan bir tane. Allah Allah Allah. Aman aman abi. İnekleri düşürme. Aman abi. Selamun aleyküm. Abla merhaba. Nereye gidiyor lan bu kalabalık? Anında geldim Barış. 4 inek kaç para yapacak bakalım. Hadi bismillah. Evet. 4 ineği sattım. 83 bin TL'yi. 4 tane daha satayım mı kalsın mı? Barış. Sesin gitti. Discord kilitlendi benim. Bir daha söyle. 4 inek 83 bin liraya sattım. 4 tane daha satayım mı? Ya paraya şu an acil ihtiyacımız var mı da satıyorsun? Anlamadım ki. Tarla alacağız ya o yüzden. Tarla kaç para? Tarlaya bak. Tarlalara bakmadım daha. Şimdi arkadaşlar biz şuradan bizim tarlalarımız nerede abi? Şurada. Şu tarlayı satın alsak 1 milyon 600 bin lira. Yani Barış biz evin yanındaki tarlayı 500 bin liraya satıyormuş. Şu tarlayı geri alsam 200 bin. Şu tarlayı satın alsam 1 milyon 900 bin. Biz şu 66'daki tarlayı satsak 600 bin lira yapıyor. Ayçiçeği tarlasını satarsak 600 bin lira yapar. Ve şuradaki 43'teki tarlayı satın alabiliyoruz. 66 numaradaki tarlayı sattım. 43'teki tarlayı satın aldım. Ne var bilmiyorum. Aldım var bir tarla 43'te. Hazır araba varken ben tarlaya gidiyorum. Bizim bıçak arkada mıydı ya? Ben bıçağı bulamıyorum. Aa şuradaymış. Aa evin yanından bir tarla satın aldım büyük. Tamam. Şuradan aç bakayım bir. Tarlada ürün de var ha. Allah kahretsin. Şu arabanın hazır hala bizdeyken arkadaşlar kirasını bozmadan kullanayım. 43 burada bir yerde. Aa burayı açınca 49 gösteriyor. Niye ben öyle ya? Ben hemen şunu burada bırakayım hemen bir yakıt alıp geleyim. Sen bir çadır yakıt almamış mıydın? Almadık direkt bıraktık. Aa patates varmış burası full. Tarla büyük güzel. Tamam patates hasatlar satarız ya. Ya dur bakayım patates kaçtan gidiyor. Eğer patates para yapmıyorsa Barış bozarız direkt. Aynen öyle. Ben hemen şuradan yakıt alayım. Nerede patates? Ben biraz şeydim. Benim ses sana gelmeyebilir. Discord nanay benim. Barış patatesin satış noktası yok. Bozacağız tarlayı. Tamam. Nasıl yok? Ben silo yok mu oğlum? Satış noktası yok diyor patatesin. Patates satma yeri yok. Orayı bozacağız. Tamam hiç problem değil. Hiç problem değil. Oraya full lavanta arkadaşlar. Full. Full lavantayı ekiyoruz oraya. Ondan sonra keyfimize bakıyoruz. Doluyor. Sen hasatladın mı tarlayı ağam? Ben yakıt alıyorum. Benim biraz sorun sıkıntılarım oldu. Sen çaktırma onu. Tamam. Ben o şu pick-up'ı balya yapacağım. Balya remorku dolu ya. O ne lan sen misin o giden? Evet ben. Nasıl geçtim ama?
Hop arkadaşlar, sadece iki pişmekli olmuyor, böyle işleri de yapmamız lazım. Farklı her şeyi deneyeceğiz Allah'ın izniyle. Şuraya gel, ben bunu bir şey yapacağım arkadaşlar. Balya konumuna dönüştüreceğim bunu. Burayı balya yapacağız mı, ben direkt toz mu yapayım? Tarla çok küçükse toz yap. Tarla fena değil. Yani balya çıkıp balyayı satarız dersen ayrı. Bizim makinemiz falan var zaten. Balya yapalım. Ben pikabın kirasını... Tarla küçük aslında. Çok büyük değil ya. Bir bakayım geliyor. Ağam buraya balya makinesini indirmeye değmez daha. Kırdın beni. Oo, ben ayarlayayım remokları, dur. Geliyorum. Aa, ben balya satacağım. Bir de balya satacağım. Ben sana şunu getireyim. Balya kaç para acaba ya? Pahalı mı? O balyayı yarı karbon makinesi kabul etmiyor ki. Yonca balyasını. Satacağız onu. Al. Direkt toz yapıyorum. Toz yap. Sana jondere getirdim. Bunu burada stop ettim. Ben balya satmaya gidiyorum Barış. Nerede TT? Gel. TT az yakar. Bir tane tarla aldık. Tarla dar ama uzun. Bayağı uzun. Evet uzun ama oradan çok bir balya çıkmaz ki ya. Ne diyorsun? Ya da dök ya, dök, sap dök, balya yapalım. Dök dök. Yapalım mı? Yapalım yapalım. Ben şu balyayı... İyi söyledim. İlk başta yastık başı denen kısım var ya, o kısmı yapıyordum ha. Balyayı nerede? Balya saman satıcısı olarak mı? Aa yonca. Yonca diye seçeceğim ben buradan. Marul, sıvı gübre. İlerleyen dönemlerde şey de alabiliriz. Patozlu saman yapan var ya. Aynen, patozlu saman da yapacağız Allah'ın izniyle. Yoncanın şeyi neydi ya? Lucerne miydi? Vallahi bilmiyorum ki. Dur ben bir tarlaya bakıp geliyorum. Onu ona göre bulmam lazım. Sürmedik değil mi la biz tarlayı? Ay. Gel ne tarlasını ya? Ana yonca yeniden uzuyor. Yonca uzar. Uzar tabii, o ot gibi düşün işte. Kim gibi düşünsen onu. Gerçekte de öyle. Yoncayı 5 sene falan ekiyorlar herhalde. Kullanabiliyorlar toprağı bir kere ekince. Bizim bir arkadaş öyle diyordu, hatırlıyor musun? Evet. O yüzden devlet desteği de çok fazlaymış yonca. Ama bu yonca tarlasını bozmamız lazım. İnekler yemiyor. Para da yapmıyor. O zaman boz. Orayı da bozacağız. Niye yemesin? Biz niye yaptık o zaman önce? Deneyelim diye yaptık daha bunu. Yem karma ve dağıtma makinesi. Bir tarla neyiniz? Samanlı kalmadı bunu, samanlı. Anam yem karmaya denemedik la bunu. Dön dön. Neyi? Yoncayı. Yoncayı mı? Evet. Denedik la, denedik. Yürü. Bu arada yine ara ara bilgiye vereyim. TS23'te kepçe ön yükleyici falan olacakmış. TS23'te? Evet, ön yükleyici olacak. Hayvanların yem makinesi var ya bizde. Onun gibi makineye yem falan koyabileceğiz. Eskilerinde yem verilmiyordu yani, da. Yani yok, iki tane haritası olacak. İşte çok çeşitli hayvan, tavuklar falan olacak. Dediğim gibi iki tane farklı birbirinden güzel haritaları var. Çok çeşitli traktörler ve en şeyi de beğendiğim yönü de TS20'deki görüntü kalitesi onda var. Yani az önce de dedim ya, çok kişiye telefon aldıracak bir oyun. Allah 1.1 GB boyutu olacakmış. Fotoğraflarını gördüm, şeylerini falan ara ara paylaşılıyor. Yakın zamanda da muhtemelen bir trailer videosu gelir, yani fragmanı gelir. Ben heyecanla bekliyorum yani. Ben mobil versiyonunu TS20'yi çok seviyordum. Sen yani oynuyorsun oynadım zaten TS20'yi telefonda sürekli. Bu işe başlamadan önce de saatlerce oynamıştım var benim ya. Evet diyorum ya. Hayırlısı bakalım ya. Videoları gelecek, desteğimiz olacak. İşte, merak etmeyin. Çok soruyorlar size. O yüzden sık söylüyorum. Çok merak ediyor. Çünkü herkesin yani bilgisayarı yok. Bilgisayarı olan da TS22 kaldıracak şeyi yok. Özellikle olmuyor. Şanslarına şu ki işte TS23'te de biraz sorun yaşayabilirler. Ama telefon daha alınabilir bir şey bilgisayara nazaran. Ben yanlış yere geldim değil mi? Belki bizim de o zamanlara ve bir iki tane arkadaşımıza hediyemiz olabilir. TS23 söz vermeyelim de. Ben kesin yanlış yere geldim ya. Ben %1 milyon yanlış yere geldim. Arkadaşlar çok özür dilerim. Şunu şöyle yapacağım. Uğraşmamak için. Alacak mı buraya acaba bu? Ben yanlış yere geldim. İşaret beni burayı gösterdi ama ya. Nereye gideceğim ki ben? Benim işim bitti. İşaret de dedim, burayı yap gösterdi ama. Sen iki remok takmışsın. Daha içeride böyle tek deposu da olmadı. Sökmedim ya. Ha sökmedin mi? Takılıydı zaten. Nereye işaret dedi abi? Chat bir saniye. Chat? Lucer, pardon sevgili YouTube. Yeri işaret ediyorum orası yine. Arkadaşlar. Allah Allah. Ama almıyor. Aa biz bunu normal hasat edecektik. Balya satıcısına gideceğiz o zaman büyük ihtimalle. Ben direkt buraya balyaya başlayayım mı? Başla. Balya satıcısını nereden bulacağız? Kuru ot satıcısı. Nerede? O tarafta. İnşallah kuru ot satıcısı alır. Ben lucerne sat diye gittim. Biz onu hasat etmedik ki Barış ya. Biz direkt şey yaptık. Ne diyorlar ona? Balyaladık biz. Doğru. Gideyim bari dedi. Balya satıcısına gideyim. İnşallah balya satıcısı alır. Ya bu traktörlerin bazen şeytan diyor ki hızını 100 yap. 100 km hızla çabucak git diyor ya. Boşuna mazot yaktım ya.
Pandiri'ye gideceğim şimdi arkadaşlar. Kurban olayım. Bir beğeni alırım ya bu işkenceye. Barış Arçalış. Haritaya bir baksana ya. Baktım baktım. Sen ben... şimdi saman satıcısını arıyorsun değil mi? Buldum buldum. Kuru ot satıcısına gidiyorum ben şu an. Sen çalışıyorsun, ben aval aval geziyorum ya. Ben burayı biçtim. Şimdi bal yapacağım. Adamsın ben. Arkadaşlar yaktığımız mazotu karşılık için bir beğeni alırım. Haberiniz olsun camimiz. İneklerin parası boşa. Vallaha da billaha ya. Nereden dönüm şuradan dönüm. Kuru satıcısı da almazsa biz naneyi yedik. Bu balyalar elimizde kaldı. Biz şimdi naneyi yemedik mi? Gel abi. Hop. Nereden geliyor şuradan? Bir videoda gösterebiliriz. Rişay'da soranlar da vardı. Abi yapın falan diye. Tamam. Onlar da eğitici tarzında gidebiliriz. Olur olur, neden olmasın. Aha almıyor Barış. Balyalar elimizde kaldı. Yapacak bir şey yok. Şuraya bir yere istifleyelim. Süt diye dursun. Şey F12 modundan yok edeyim mi bunu? Böyle aksesuar gibi koyalım mı şey ahırın kenarına bir yere? Olur. Güzel durur yani. Tamam. Hoş o zaman durur. Getiriyorum geri. Eve getiriyorum, ahırın yanına döküyorum. Getir git. Hiçbir yer satın almıyor bunu. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Elimizde kaldı. Elimize verdiğine. Hop. Ah pink. Pink olmasa çok iyi gidiyor. Nereye dökeceğim ki ben bunu şimdi? Ahırın şey tarafına koy. Su depo tankı var ya benim. Getirgen. Onu o tarafa tamam. Doğru koy. Anladım. Onları daha sonra istifleriz. Ben bunu düzgün bir şekilde dökerim ki oraya. O zaman daha ne? Uğraşmayız. Bir tanesi düştü. Düzgün bir şekilde. Şey, kötü şekilde. Dur ben onu da Allah onu da düzelteyim bir. Bu ne lan? Gel bakayım. Nerede lan? Heh, şurada. Şunu şöyle al. At abi üstünü. Tamam. Hadi gidelim. Şunu ben nasıl geri vereceğim? Şöyle geri versem verebilir miyim? Vallahi veririm. Vallahi yapıyorum. Aha da döndüm. Balya mı basıyorsun şu an? Yok. Deus'ta basacağım şimdi. Ben basayım mı balya? Fark etmez. Sen gel de. Geldim ağam ben. TT55 direkt tarlanın yanında duruyor. Hop. Getir ya buraya. Burada ben balyayı basayım. Ya da ben geldim ya. Neyi aldın? Hangi balya makinesini aldın? Ha onu mu? Aynen süper. Sal bana, sen dinle. Sen TT'de otur. Şuradan dur. Şunları üzerken daha. Aa boşatmadım. Tamam. Boşatmadım. Buğdayı falan boşatmadım. Biraz da ben çalışayım arkadaşlar. Sağa sola gitmekten vallahi mahvoldum ya. Boşuna yakıt yaktın ya. Gezdin beni yalandan yere. Yok canım, ne alaka? Ben işleri bitireyim diye yalandan dolandım durdun orada. İşler bitince geldim işte, ne oldu? İşi biliyorum. Çekmiyor. Arkadaşlar bol bol beğeni atmayı unutmayalım. Lütfen. Çekmiyor. Göndereye de geleyim o zaman. TT'yi deneyeceğim dur. TT mi? O çekmediğin TT mi çekecek? Denerim. Görürsün lan sen. Gel lan TT. Bence onun torkunu az yaptılar ya. Çekmesi lazım o 110 beygir. Gel lan TT. Hadi lan. Ben bu da göndere de çekmiyor musun? TT ile ben balyı yaptım sanki ya. Ama hangi makineyle yaptın? Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Aha vallahi çekiyor. Oğlum nasıl oluyor ya? O Deus'un büyük ihtimalle torkunu düşük yaptılar ya. Çekmesi lazım. Barış 110 beygir, kurban olayım. Onu diyorum ya. Hop devam edelim. 3 liraymış zaten. Çok da güzel oldu arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız. Sen onları ayarlayana kadar ben burayı hemen balyalıyorum. Sonra sen de usta gel de balyayı topla. Sana zahmet. Bayağı iş yaptık biz bu bölümde. Ne çalıştık öyle. Kaç çeşit iş yaptık. Yani bol bol beğeni bekliyoruz. Vallahi arkadaşlar bol bol beğeni bekliyoruz. Çok fazla iş yaptık. Bak. Bunu bırakıp hemen diğerini alıp geliyorum. Şeyin hasadını yaptık. O neydi? Unuttum. Hopsun. Türkçe adını unuttum. Onun hasadını yaptık. Tarlaları satıp tarla aldık. İnek sattık. Onun hasadını sattık. Balyeleri satmaya çalıştık, olmadı. Buraya hasatladık, balyeledik. Hayvanlara su verdik. Yemi var mı bakmadım, yalan söylemeyeyim. Aynen, yemi vardı biraz ya. Onu bir sonraki bölümde duyururuz inekleri. Hop gel abim böyle. Gel. Hop şunu ben hemen makineyi alıp geliyorum. Nerede lan bizim yeşil remorkumuz var? Burada Deus'un yanında balya toplama remorku. Tamam. Onunla yapalım. Onu Deus da burada. Deus da topla. Gönderi hemen bir şuraya. Koy garaja. Çok da güzel oldu. Ben yanlışlıkla gübre yerine sen söyle abi. Kireç ekmişim. Sen de söylemedin. Ben de fark ettim. Kireç mi? Gübre yerine kireç mi ekmişsin tarlalara? Birisine öyle ekmişiz. Ciddi misin sen? Ciddi söylüyorum. Arkadaşım biri fark etmiş. Sağ olsun. Hayda. Abi dedi böyle dedi. Beraber yaptık ya. Buğday tarlasını. Aynen. Aa, bunu niye toplamıyor? YB yap. 22 balye. YB yap abi, YB. Oldu. Ben gidiyorum. 110 beygirlik Deus. Utan. 65 beygirlik. Niye utanayım lan? 65 beygirlik Neorland yaptı. Zenginleşiyoruz. Bunu biraz şeyde yorarız. Sifte yorarız. Sifte de çekmezse, yani çekmezse bunu satıp bir case hemen. Aynen. Anında case'le değiştiririz.
Almadığımız ne var? Bak klas almadık. Bir dahaki bölümlerde klas alalım. Landini alalım. Ben diyecektim bak landini landini. Samsak ne var başka? Buluruz ya. Kubota. Kubota. 3 marka gördün mü? Şu M9540'ı bir ayarlayalım da Kubota M9540 alırız. Kubota ay M9540 geliyor bu arada arkadaşlar, merak etmeyin. Kubota. Onu ben bir ayarlatayım da. Aha ben dondum, inşallah düşmez. İnşallah düşmezsin. Tamam. Tamam. Bitti. 22 balyayı aldım geri. Topladın mı bütün balyeleri? Topladım. Oğlum o jondere ne öyle sıkışmış oraya? Nereye? Jondere sıkışmış garaja. Ne yaptın onu öyle? Feneri şaşmış onu. Kabini vurmuş onu. Sıkışma yok oğlum ya. Sıfıra sıfır da. Niye öyle olmuş o? Ben normal bıraktıydım onu. Bak. Aa duvara çıkmışsın duvara. Biraz fazla geri geldi. Tamam. Ne yaptın? Tamam mı? Şimdi boşaltacağız. Evet. Bıraktım. Koy yere. Hoppa. Tamam. Koy garaja. Bu remorku nereye koyalım? Şurayı remorku da kapatalım. Köpeğe mama verdin mi? Aa yok yok. Unuttum onu. Al ben verdim. Nerede bu? Gah gah gah. Milo, Milo, Milo. Köpeğin adı ne lan? Milo ne lan? Aklıma Milo geldi, ne bileyim oğlum. Bizim orada öyle çağırırlardı arkadaşlar. Gel, 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 gel. Gel oğlum, gel. Aa geliyor, geliyor, vallahi geliyor. Gel oğlum, neredesin? Önceki serilerde hiçbir zaman köpeği beslememek Barış. Gel, gel. Aa burada. Aslanım benim. Ye oğlum. Evet. Aman. Barış'ım, eline koluna sağlık. Sağ olasın, senin de eline koluna sağlık. Biraz yine benim standart, herkes alıştı zaten benim ping'e. Hiç problem değil, hiç problem değil. Evet arkadaşlar, her güzel şeyin bir son olduğu gibi bu güzel şeyin de sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bol bol yorum yapmayı, arkadaşlarınızı tavsiye etmeyi unutmayın lütfen. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hayatınız hayalleriniz kadar güzel olsun. Mutluluklar üzerinizde yağmur gibi yağsın ama kaçacak şemsiye bulamayın inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Soru, görüş ve önerilerinizi mutlaka yorum kısmına yazın. Hepsini tek tek okuyoruz. Açıklamada da tüm hesaplarımız var. Muhakkak Instagram'a da gelin. Discord'a kesinlikle gelin. Bu modları orada bulabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.